Tanrım. Ne var Zümbü? Şehzade Beyazıt yok. Kayıp. Aramadığımız yer kalmadı. Nasıl olur bu Zümbü? Etrafında onca insan varken bir şehzade nasıl kaybolur? Sultanım, vallahi ben de anlamadım. En son derse girmişlerdi. Nasıl olur bu Mehmet Hoca? Şehzadem seninle değil miydi? Böyle mi sahip çıkıyorsun ona? Sultanım, derste birlikteydik. Bir an yalnız bıraktım. Zira kendileri çıkmamı istediler. Ya olur mu hiç öyle şey? Ne sebeple çıktın? Oy. Yalnız kalıp ezber yapmak istediler. Bazı vakitler yaptığımız için şüphe etmedim. Şehzadem yok, çıkmış. Ve kimse buna şahit değil, öyle mi? Buna inanacağımı mı sandınız? Şehzadem nerede? Ne yaptınız ona? Haşa sultanım. Kim ne yapabilir? Madem öyle, nerede Mercan'a? Aslanım nereye gitti? Kuş olup uçmadı ya. Sen kapı ağası değil misin? Saraya giren çıkan herkesten mesulsün. Hünkârımız saraydan ayrıldıkları için kendilerine refakat ettim sultanım. Dönünce de şehzademizin hocası Mehmet Efendi yanıma geldi. Ben de derhal bostancı başına haber verdim. İçiniz rahat olsun sultanım. Bostancılarım her tarafı didik didik arıyor. Sağ salim bulacağız. İnşallah öyledir bostancı başı. Eğer aslanıma bir zarar gelirse hepinizin kellesini alırım. Şimdi gidin derhal bana şehzademi giderim. Hadi çabuk! Zümrüt, sen de git. Bunların hiçbirine itimadım yok. Emredersin sultanım, derhal. Mihrimah, neredesin sen? Dairende. Afife, ne oldu? Sultanım, Esma Han Sultanımız hamamda düşmüşler maalesef. Hay Allah, bir bu eksikti. Vaziyeti nedir? Hekimler müdahale etti sultanım. Siz iyi misiniz? Değilim Afife Hatun. Mihrimah, Beyazıt'ı gördün mü hiç? Hayır, bir şey mi oldu? Yok, her tarafta arıyorlar, yok kayıp. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Nasıl olur sultan? Bilmiyoruz Afife. Validem telaş etmeyin. Sefere götürülmediği için kızmış bir yerlere saklanmıştır. İnşallah öyledir Mişima. Afife sen de git. Başlarında dur. Merak buyurmayın sultanım. Şehzademiz derse gitmeden evvel has bahçeye çıkmışlar. Orada Hasan ile görüşmüşler. Kim bu Hasan? Enderun küçük odadan sultanım. Şehzademiz pek severdi kendisini. O da kayıp muhtemelen şehzademizle birlikteler. Anne. Aslanım üzülme, abin gelecek. Ama ben... Gülsüm sen Cihangir'i içeri götür. Sultanım, şehzademizin kıyafetlerini buldum. Dershanede bir kuytuya saklanmış. Anne! Cihangir, sana içeriye git dedim. Anne, bana abimin yerini biliyorum. Söyle benim aslanım, abin nerede? Kızmayacaksın ama. Cihangir! Söz mü? Sana söz veriyorum şehzadem. Ama şimdi söyle, Bayezid nerede?
sefere gitti. Tahmin etmeliydim. Bana derhal şehzademi getirin. En başından söyleseydin bunların hiçbiri olmazdı. Abim bana sok kız izak. Cihangir doğru olanı yaptı. Belki de abinin hayatını kurtardın. Dışarıda kötülükler kol geziyor. Dua edelim de bir an eve bulup getirsinler. Hı? Sultanım. Bayezid saraydan kaçmış Hürrem. Öyle mi koruyorsun şehzadem? Yeri tespit edildi. Aslanım gelecek. Dua et öyle olsun. Eğer şehzademin kılına zarar gelirse bunun hesabını kimse veremez. Merak etmeyin sultanım. İhmali olan herkes bedelini ödeyecek. Asıl ihmali olan sensin Hürrem. Emin ol hünkârımız bundan hiç hoşlanmayacak. Gülsüm, sen Cihangir'i daireme götür. Ne zaman büyüyeceksin sen ha? Sefere katılmak benim de hakkım. Pişman değilim. Yine götürmezlerse yine kaçarım. İstediğiniz cezayı verin. Razıyım. Bayezid senin yüzünden hocanın ve postancı başının kellesi gidecek. Bu da mı üzmüyor seni? Bayezid oğlum. Benim cesur şehzadem. Emin ol. Herkes üstün meziyetlerinin farkında. Ama bu hırçınlığın, bu dik başlılığın her şeyi gölgede bırakıyor. Her zaman öne atılmak doğru değildir. Bazen durup beklemek lazım. Sabırlı olmayı öğrenmelisin oğlum. Aksi halde hayatın boyunca bunun bedelini ödersin. Aklın başına gelene kadar ok ve kılıç derslerine ara vereceksin. Bu sana son itarım. Beni daha sert tedbirler almaya mecbur bırakma. Validem. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun Mişima? Beyaz'ı görmeye gidecektim. Cezalı mı yoksa? Onun hatası yüzünden iki kişi canından olacak. Bundan ağır ceza olmaz ona. En iyi şekilde yetişmeniz için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Yine de hünkârımıza mahcup ediyorsunuz beni. Validem ben ne yaptım ki? Esma ne diyorum Mişima? Hamamda neler oldu anlat. Ne geçti aranızda? Anlattım ya size. Bana doğruyu söyle. Kavga mı ettiniz? Hayır. Özür dilemeye gelmiş. Tekrar arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Validem yemin ederim kazaydı. Kendisi düştü. Bundan böyle ona karşı dikkat etmeni istiyorum. Aranızda tek bir hadise çıkmayacak. Şimdi benimle gel. Nereye? Geçmiş olsun demek lazım. Ne de olsa ölümden döndü. Thank you.
Sultanım, Esma Han'ı ziyarete geldik. İnşallah daha iyidir. İyi. Odasında istirahat ediyor. Geçmiş olsun. Allah korumuş sultanımızı. Mihrimah yanındaymış, şükürler olsun. Hayatını ona borçluyuz, öyle değil mi? Ben bir çıkıp bakayım. Sen ne utanmaz bir kadınsın. Bana yaptıklarından sonra hangi yüzle gelirsin buraya? Hatice, tamam. Hürrem, gel otur şöyle. Nigar, sen çekilebilirsin. Mirşima çok üzgün. Esma düşünce çok korkmuş. Tahmin ederim. Tıpkı senin gibi hassas bir mizacı var. Ne demek bu? Onu da kendine benzettin demek Hürrem. Alenen yalan söylüyor. Esma'nın kendi kendine düştüğüne inanmamızı beklemiyorsun herhalde. Hatice, tamam. Sultanım, bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zira bunun için çok sebebiniz var. Ancak yüce hünkârımızın yegane kızı hakkında konuşurken dikkatli olun. Saraya dönelim. Elbette validem. Hayırlı geceler sultan. Şeref verdiniz sultanım. Buyurmaz mısınız? Vaktim yok Zeynep Hatun. Bir an evvel Avrat Pazarı'na gidip şu hanesini satmayan hatunla konuşmak istiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Ebu Suud Efendi, ben sizin de sefere katılacağınızı sanıyordum. Üzerinize afiyet sultanım. Biraz rahatsızım da. Geçmiş olsun efendi. Ciddi bir şey değildir inşallah. Değil çok şükür. Fakat hünkârımız burada kalıp istirahat etmemi buyurdular. Ayrıca kadı efendilere de göz kulak olmak lazım. Madem öyle, siz istirahat edin. Biz Zeynep Hatun'la gideriz. Baş üstüne sultanım. Siz bilirsiniz sultanım. Yalnız hane sahibesi hatun Nuh diyor, peygamber demiyor. Zinhar satmaz. Ebu Suud Efendi, bir de ben konuşayım. Belki razı olur. Siz bilirsiniz sultanım. Buranın değeri neyse iki mislini, üç mislini verdim. Ama siz kabul etmiyormuşsunuz. Mühim olan para diye sultanım. Burası bana rahmetli babamdan kalma. Onca hatıram var burada. Nasıl satarım? Benim de hatıralarım var Kevser Hatun. Üstelik hiçbiri senin hatıraların kadar güzel değil. Nasıl? Sen sultanı kölesin. 17 yaşındaydı. Annem, babamı, kardeşimi öldürdüler. Ailemden, yaşadığım topraklardan koparılıp buraya getirildim. Bir köle olarak. Oradan oraya satılan bir köle. Yıl Avrat Pazarı'nın dibinde yaşadığına göre şahit olduğun, gördüğün çok şey vardır. Ağlayan kızların, çocukların sesini işitmişsindir mesela. Öyle değil mi? İşte ben de onlardan biriydim. O
çaresiz, zavallı kızlardan biriydim. Yarın, ertesi gün nerede, kimin yanında olacağım, nerede uyanacağım bilmiyordum. Kimse bilmiyordu. Beni alıp saraya götürdüler. O sabah bir kuş sesiyle uyandım. Beyaz kar, beyaz bir güvercin. Tıpkı benim gibi kimsesiz, canı yanmış. Hemen avucumun içine aldım. Öptüm, dua ettim. O kuş misali kanadımın olması için, evime uçup dönmek için dua ettim. Farkında değildim oysa. Allah dualarımı kabul etmiş. O sarayı benim evim yapmıştı. Ben talihliydim. Zira yüce Rabbim hünkârımızın ağacı, gözdesi. Onun sarayında sultanı olmaya bana nasip etti. Kevser Hanım, buraya rızanı almaya geldim. Zira gözyaşı dökülen bu avrat pazarında insanlar artık gülsün istiyor. Dualar edilsin. Aç karınlar doysun. Evsizlere sığınak. Çocuklara mektep. Yuva yapılsın. Yürekten istediğinizi bilseydim, zinhar buraya kadar zahmet ettirmezdim sizi. Gönlümü daldınız. Rızam da. Evim sizindir. Helali hoş olsun. Vaziyet iyi değil sultanım. Malumunuz seferden mütevellit nakit sıkıntısı var. Yevmiyelerini kaç haftadır veremedik. Bir an evvel bir çözüm bulmak lazım. Zira sefer daha uzun sürecektir. Bu meseleyle alakadar oluyorum Afife Hatun. En kısa zamanda bir çözüm bulacağım. Beş parasız kaldı. Yahu ya, siz laftan anlamaz mısınız? Ordu seferde utanmadan sıkılmadan ettiğiniz laflara bakın. Yemeğimizi istemek suç mu ağam? Benim asabımı bozmayın. Eşkıya olduğunuzda yol mu kesiyorsunuz yahu? Sizin yerinizde olmak isteyen kaç hatun var dışarıda? Bundan haberiniz var mı? Zümbüla. Sultanım. Ne oluyor burada? Sultanım bağışlayın. Günlerdir yemeğimizi vermiyorlar. Onu sual ediyorduk. Zümbüla. Cebimizde tek kuruş paramız kalmadı sultanım. Kimse ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Zinhar size hürmette kusur etmek istemeyiz. Biz sadece merak içindeyiz. Birkaç gün daha sabredin. Sonra birikmiş tüm yevmiyelerinizi alacaksınız. Zümbüla sen benimle gel. Allah sizden razı olsun sultanım. Zümbüla bu böyle olmayacak. Bana derhal Mercan Aycar. Emredersin sultanım. Nerede kaldı bu Mercan ha? Haber verdim ama... Çalışmaya gönlü yok ki Afrit. Arzu ederseniz gidip bakayım sultanım.
Sultanım. Neredesin sen Mercan'a? Harbi başımıza yıkacaklar. Sen ortada yoksun. Bağışlayın sultanım. Sarayın işleriyle meşguldüm. Cariyelerin birikmiş yevmiyeleri hala ödenmedi. Ne vakit gelecek bu tahsisat? Ben de bu mevzuyla alakalı Mustafa Paşa ile görüştüm sultanım. Maalesef tahsisatın ne vakit geleceği meçhul. Seferden mütevellit nakit sıkıntısı mevcut. Sıkıntı herkesin malumu Mercan Ağa. Bana bunu nasıl çözeceğimizi söyle. Tahsisatı beklemekten başka çaremiz yok sultan. Ya da... Mercan Ağa, kendi cebimden ödeyemem. Zira elimdeki nakitin hepsi külliye inşaatı ve vakfın harcamalarına gidiyor. Malumum sultanım, malumum. Ben tahsisat gelene kadar Yahudi tacirlerden borç alınabilir diyecektim. Anladım. Sen çekilebilirsin. Sultanım. Ne diyorsun Sümeyye? En doğrusunu siz bilirsiniz elbet. Ancak borç almaya lüzum yok. Tahsisatı bekleyelim sultanım. Sümbül'e hatunların halini gördüm. Bir iki ay daha sabredemezler. Zinhar bir isyan çıkmasını istemeyiz, öyle değil mi? Düşmanlarıma böyle bir fırsat veremem. Kimin haddine isyan etmek sultanım? Hepsini mum ederiz evvelallah. Sultanım, hangi rüzgar attı sizi buraya? Senin yanına geliyordum Hürrem. Zira kulağıma bazı şeyler çalındı. Hayırdır inşallah? Haremde huzursuzluk hasılı olduğunu söylediler. Saray halkının yevmiyeleri maaşları ödenmemiş. Sultanım ben hallediyorum, merak etme. Sefer zamanı olur böyle şeyler. Miktar neyse söyle, ben kendi cebimden öderim borçları. Lüzum yok sultanım. Dediğim gibi ben hallediyorum. Emin misin Hürrem? Manasız yere gurur yapma. Neticede burası hünkârımızın haremi. İtibarımıza halel gelsin istemem. Sultanım içiniz rahat olsun. Ben her şeyi düşündüm. İyi. Bir aksilik çıkarsa haberim olsun. Ben yardım ederim. Sultanım. Gel Rakel Hatun. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Bağışlayın beni. Bir seyahati sebebiyle Cenova'daydım. Mühim değil. Uzun zamandır görüşemedik. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sümbül Ağa vaziyeti anlattı. Malum sefer zamanı böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biz böyle günler için varız sultanım. Çok sağ ol Rakel Hatun. Bize 50.000 altın lazım. Tahsisat gelir gelmez fazlasıyla geri alacaksın. Emredersiniz sultanım. Lakin meblağ büyüktür. Temin edebilmem için bana birkaç gün müsaade edin. Hürrem Sultanımız yolladılar beni. Birkaç gün içinde birikmiş bütün yevmiyeleriniz fazlasıyla ödenecek. Allah razı olsun sultanımızdan. Hürrem Sultan dediğini yaptı. Demiştim size. Hürrem Sultanımız bizi düşünür. Sultanım. Rakel Hatun'dan haber geldi sultanım. Altınları hazır etmiş. Âlâ. Derhal gidip altınları teslim almanı istiyorum. Merak buyurmayınız sultanım. Nerede kaldı bu Sümbül?
Ben de merak ettim sultanım. Çoktan dönmüş olması lazımdı. Başına bir hal gelmiş olmasın sakın. Ne olabilir ki sultanım? Muhafızlar yanında. Git bak şuna Fahriye, ne vaziyette öğren. Emredersiniz sultanım. Sultanım felaketti. Vallahi benim bir kabahatim yok. Birden önümüze çıktılar. Canımı zor kurtardım. Aldılar. Konuşsana be adam, ne oldu? Eşkıya yol kesti sultanım. Ne var ne yoksa alıp götürdüler. Nasıl olur da altınları koruyamazsınız? Sultanım, vallahi benim bir kabahatim yok. Nasıl öğrendilerse yolumuzu kestiler. Çok kalabalıktılar, yoksa ben o adamları... Kes sesini! Sizin beceriksizliğiniz yüzünden hem o kadar altından olduk hem borçlandık. Sultanım, Fahriye ben sana ne dedim? Bana Mustafa Paşa'yı çağır. Şah Sultan gelmiş sultanım. Ona haber vereyim dedim. Taşlık'ta. Allah sizden razı olsun. Şah Sultanım, yüce Rabbim sizi korusun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.